gitsinler diyor. Melek Gümüş'e de teşekkür ediyoruz. Dün Fenerbahçe kazandı ve şampiyonluk yarışındaki heyecan devam etti. Acaba Şükrü Saracoğlu stadında taraftarlar ne hissediyorlardı? Hangi tezahüratı yapmışlardı? Bu slogan Kadıköy'den Fenerbahçe taraftarından yükselen ses. Mecliste Hizbullah istemiyoruz. Domuz bağıyla öldürme, satırla yaralama, kezap atma. Tüm bunların sorumlusu Hizbullah terör örgütüydü. Tüm bunlar 90'lı yıllarda yaşansa da bugün o sorumlular serbest bırakıldı. 20 kişinin ölümünden sorumlu Hizbullahçıların sessiz sedasız serbest bırakıldı ortaya çıktı. Aynı günün akşamı Hizbullah tepkisini gösterenler vardı. Fenerbahçelilerdi. Fenerbahçe ile Trabzonspor Kadıköy'de karşılaştı. Maç bitiminde sosyal medyada bu tezahürat çok konuşuldu. Hizbullah'tan rahatsız olduğu iddia edilen Cumhur Ortağı MHP'liler taraftardan rahatsızdı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, Fenerbahçelilere hakaret etti. Embesiller sözüyle. Uzun yıllar boyunca Türkiye Hizbullah konuştu. 90'lı yıllarda yürütülen silahlı faaliyetleri, domuz bağ cinayetlerini, satırlı saldırıları, karanlık infazları, mezar evlerden çıkarılan cesetleri, Cumhur saflarını Hizbullah'ın siyasi kanadı olduğu bilinen Hüdapar'la sıklaştırdığından beri tüm bunlar yeniden gündemde. Hüdapar 14 Mayıs seçimlerinde AKP listesinden 4 vekilini listeye koydu. O vekiller artık mecliste. Farkında mısınız? Bunlar kalırsa domuz bağıyla insanlarımızı öldüren iktidara ortak olacak. Ezbullah bana göre bir terör örgütü değildi. Hüdapar'ın Türkiye'sinde çocuk yaşlı evlilik normal. Geçmişinde Diyarbakır'da Bağlar semtinde okul önlükleri dizin üzerinde olan kızları attıkları kezaplara tanıklığımla hayalimde. Yurt dışında yaşayıp da bizimle birlikte bu duyguları yaşayanlar, bayramımızın heyecanını hissedenlere teşekkür ediyoruz. Bununla birlikte önce deprem bölgesindeki kıymetli yurttaşlarımıza en içten, en kalbi sevgi, saygı ve dayanışma duygularımızı gönderiyoruz. Deprem bölgesi bizim canımızdır diyorum efendim. Ve siyasi gelişmelere de bakmamız gerekiyor. Bugün çok büyük olasılıkla Sinan Oğan ve Ümit Özdağ Kılıçdaroğlu'yla görüşüp bir anlaşmaya varacaklar ki o görüşmeden hemen evvel gerek MHP lideri Devlet Bahçeli, gerekse Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Binali Yıldırım, Ümit Özdağ'la ilgili ve daha doğrusu Sinan Oğan'a dair bir takım olumsuz açıklamalar yaptılar. Daha doğrusu olumsuz mesajlar verdiler. Ne anlama geliyor? Şu demek, büyük ihtimalle Millet İttifakı'yla birlikte hareket edebilir. Ata İttifakı benim edindiğim ilk izlenim budur diyor ve Karar Gazetesi'nin manşetine geçiyoruz. Onlarla masaya oturan sensin. Dün Kılıçdaroğlu bir konuşma yaptı. Şimdi ekip arkadaşlarımdan bir manşet rica edeceğim. Dün gün boyu çok konuşulan o konuşmadan bir manşeti şimdi sizlerle paylaşacağım. Önce haberi okuyorum. Kılıçdaroğlu PKK ile pazarlık ithamına çok sert cevap verdi. Onlarla masaya oturan sensin. Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu, ikinci tur kampanyasını sert ve net söylemle başlattı. Hükümetin terör üzerinden yürüttüğü izi kalsın propagandasına karşı Erdoğan terör örgütleriyle masaya oturup gizli pazarlık yaptı. Ben oturmadım ve oturmayacağım nokta dedi. Oturmayacağım nokta dedi. Küskünlere seslendi. Sandığa gidip Türkiye'nin önündeki tehlikeleri önlemek vatan borcudur. Ey gençler diyoruz. Ülkenizin geleceği konusunda kaygılarınız mı var? Ülkenizin ve kendinizin geleceği konusunda endişeleriniz mi var? Ağlayıp sızlamak yok. Küstüm oynamıyorum demek yok. Protesto ediyorum. Sandığa gitmiyorum. Yok. Dün Bayraklı Belediye Başkanı aradı. Pek çok yerde olduğu gibi ilk defa oy kullanma hakkı edinen pek çok yurttaşımız, gencimiz oy kullanmamışlar. Bakın. Biraz sonra o belediye başkanının mesajını da sizlerle paylaşacağım. Ey gençler sandığa gitmeyi unutmayın. İleride 5 yıl sonra, 10 yıl sonra, 20 yıl sonra nasıl bir ülkede yaşamak istiyorsanız ona göre oyunuzu kullanın. Vatandaşlık görevinizi yapın. Bizler geldik geçiyoruz. Bu ülke sizin. Bugün bayram. Atamız size bir bayram hediye etmiş. Ve cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırın diyorum. Ve dün çok konuşulan Kılıçdaroğlu'nun o konuşmasının bir manşetini şimdi sizlere aktarıyorum. 28 Mayıs'ta sandığa gitmek ve tehlikeleri önlemek hepimizin ahlaki, vicdani ve vatani bir mecburiyetidir. Mecburiyettir. Ahlaki, vicdani ve vatani bir mecburiyet var. Omuzlarımızda gideceğiz ve oylarımızı kullanacağız. Ve bunların tamamını düşünerek. İşte bunun için en az 1 milyon insan sandık başında olacağız. Söz mü? Evet. En az 1 milyon insan sandık başında olacağız. Güvenliği sağlayacağız. Sevgili vatandaşım, seni de oy attığın sandığın başında bekliyorum. Sevgili vatandaşım, senin de oy attığın sandığın başında bekliyorum. Dün söyledim. Dün söyledim. Yine söylüyorum. Biz bu vatanı sokakta bulmadık. Biz bu vatanı sokakta bulmadık. Milletim ayağa kalksın. Vatanlı seven bizimle omuz omuza versin. Vatanlı seven sandığa gelsin. Geçen gün söylemiştim ben oyumu kullanmayacağım deyip de oyunu kullanmayanlarla selam sabahı keserim. Çok açık ifade ettim. Ülkesine karşı bu kadar duyarsız davranan vatandaşlık görevlerini yerine getirmeyenlerle işimiz olmaz efendim. Diyor ve gazetelere devam ediyoruz. En son Karar Gazetesi'ndeydik. Tabii Dünya Gazetesi'nin manşetine bakacağız. Sabah Vedat Yalvaç da söyledi. İsmail Bey dedi ekonomide durum hiç iyi değil. Piyasalar allak bullak bankalara gittiğiniz zaman nakit akışı ile ilgili sorunlar var. Kredi kartı kullanımı ile ilgili kısıtlamalar var. Döviz alım satışı ile ilgili bir takım çok enteresan düzenlemeler var. İşte Dünya Gazetesi bütün bu gelişmeleri irdelemiş. Piyasalar dondu kaldı. Piyasa iki seçim arası nakit sıkışıklığı yaşıyor. Seçim belirsizliğiyle önünü göremeyen sanayici şimdi de regülasyonlar yani düzenlemeler nedeniyle tıkanan kredilerin şokunu yaşıyor. Ticarette dengelerin bozulacağına vurgu yapılıyor. Dün sizlere söylemiştim, çalışacağım demiştim. Elimde bugünkü Oksijen Gazetesi'nden de Hayır, dur, arttı reklam var o gözükmesin. Piyasa ikinci turu sevmedi. Güzem Yılmaz, Ertem bugün yabancıların özellikle seçimden önce Türkiye'deki değişimi değişim ihtimalini satın aldıklarını irdeliyor. Ama birinci turda çıkan sonuçtan sonra piyasaların dalgalandığını irdeliyor. İkinci turda ne olup bitebileceğini bizlere anlatıyor ekonominin nabzını tutarak efendim. Buradan da manşetleri aktarmaya çalışacağım. Biraz sonra bir konuğum var. Onunla da ekonomiyi konuşacağız diyorum. Peki bugün gözler nerede? Bugün tabii ki bayram bir taraftan bayramımızı kutlayacağız. Bir taraftan ulusal önderimizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anacağız. Ama bir taraftan da ülkenin gerçeklerine de bakacağız. Yani siyaseten ve ekonomi dünyasında yaşananları da mercek altına almaya çalışacağız. Bugün gözler Sinan Oğan'da. Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayında. Bugün gözler Ümit Özdağ'da. Ümit Özdağ dün akşam galiba flash haberdeydi. Dün Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmadan sonra şöyle bir şey söyledi. Şimdi Senan Oğan'la ilgili bir haberimiz var ama Kılıçdaroğlu'nun dünkü konuşmasını dinledim. Gözümü kapattığım zaman bir an Kılıçdaroğlu